Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Gün sonu itibariyle gözden geçirelim istiyorum. İşte borsa, dolar endeksi, dolar TL, euro dolar paritesi, altın. Bunlara son haliyle bir bakalım. Her birinin detaylı teknik analizini de en kısa zamanda yayınlayacağım. Ama şimdi de dün Twitter'da paylaşmış olduğum destek direnç seviyeleri nerelerde kaldı? Bunları bir gözden geçirmek istiyorum. Zira bu hafta bence gerçekten çok önemli bir hafta bütün piyasalar için. Çünkü nereye baksanız önemli önemli bir destek, önemli bir direnç seviyesinde kaldığını görüyoruz dün itibariyle. Dolayısıyla sıkı bir şekilde takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Twitter'da Yıldızlı Alt M ile Mehmet Yıldızlı hesabından bana erişebilirsiniz. Doğrudan mesaj da gönderebilirsiniz. Ancak bazen yoğun oluyorum ve gecikmelerden dolayı şimdiden kusura bakmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak ve Twitter'da yapmış olduğum paylaşımları retweetleyerek, beğenerek ve yorumlarınızla da Beni desteklediğiniz için hepinize teker teker teşekkür ederim. İsterseniz önce borsaya bir göz atalım arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz grafik BIST 100'ün dolar bazındaki günlük grafiği. Dün akşam ben bu grafiği paylaşmıştım arkadaşlar. Şu seviyelerde kapatmıştı. Burası çok önemli bir seviyedir. Zira 50 günlük üstel hareketli ortalamanın geçtiği yer burası. Dünkü kapanış seviyesi. Ve bu şekilde bir yükselen kanal içerisinde hareket ettiğimizi sizlerle paylaşmıştım. Bu grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar bugün itibariyle borsanın dolar bazında bu 50 günlük üstel hareketli ortalamanın hemen üzerinde kapanış yaptığını görüyoruz. Biz düzün. Diğer taraftan RSI'nin da e, önemli bir destek seviyesinden yukarı döndüğünü görebiliyoruz. Bugün itibariyle şu anda bu analizi Matrix üzerinden yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir yükselen trend söz konusu RSI için bu trend çizgisinden destek aldığını görebiliyoruz. Tabi buradaki olumsuz görüntü arkadaşlar e, MACD'nin sat sinyali üretiyor olması. Burada gördüğünüz gibi kırmızı çizgisi MACD'nin mavi çizginin altında ilerliyor. Ancak tabi bu yarın itibariyle yönünü yukarı da çevirebilir bilmiyoruz ama şu kanal içerisinde fiyatların endeksin bu kanal içerisinde hareket ediyor olması bence önemli. Hemen biz TL bazındaki grafiğini inceleyelim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kanal içerisinde hareket ediyoruz aslında. Diğer taraftan 50 günlük ve 100 günlük üstel hareketli ortalamaların e, hala al sinyali üretmediğini de görebiliyoruz. Bu kanalın orta çizgisiz seviyeleri 95.000 puan seviyelerinden geçiyor arkadaşlar. Bu seviye aynı zamanda da 50 günlük üstel hareketli ortalamalara çok yakın. 50 günlük üstel hareketli ortalama bugün için 94.690 puandan geçiyor. Eğer bu seviye yukarı doğru kırılacak olursa ilk etapta 100 günlük üstel hareketli ortalama seviyesine doğru ki bu rakamda 96.283 puan buralara doğru bir hareket söz konusu olabilir. Tabii çok daha kısa vadeli bir analiz yapacak olursak bir saatlik grafiklere bakalım arkadaşlar. Bir saatlik grafik itibariyle de şöyle bir düşen trend çizgisi Söz konusu. Bu düşen trend çizgisinin yarın için bize direnç göstereceği seviyelerin de 93 bin puan seviyelerinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar burada. Bu saatlik grafik eğer yarın kendini endeks e, bu puanların üzerine atabilirse o takdirde 50 saatlik ve 100 saatlik üstel hareketli ortalamaların geçti. 93.200 ve 93.650 puan seviyelerinde dirençle karşılaşması muhtemeldir. Buranın da kırılması söz konusu olursa ilk etapta 94.200 puan seviyelerine doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda şurada görülen dip seviyenin geçtiği seviyeler arkadaşlar. 94.200 puan seviyesi de kırılacak olursa 95.150 puan seviyesine doğru, 95'lere doğru bu kanalın orta çizgisi seviyelerine doğru bir hareket söz konusu olabilir ancak önemli bir direnç seviyesinde kapattı bugün itibariyle bakın bunun eğer paralelini alır da aşağıya taşırsak da böyle bir kanal içerisinde hareket ettiğimizi de görebiliyoruz. Peki yarın itibariyle yine bu hareketin ne yönde olabileceğini e, ihtimalleri inceleyelim biraz da. Bu oluşan dip seviyeden yani şuralarda 91 bin seviyelerinde oluşan dip seviyelerden yükselen bir trend çizgisinde kapanış itibariyle kırılmış olabileceğini görüyoruz aslında aslında tam da kırılmış sayılmaz arkadaşlar zira bu yükselen trend çizgisi böyle bir yükselen trend çizgisi bunun paralelini alırsak şuradaki şu seviyelerden geçen direnç çizgisi yani bu şekilde de bir yine yükselen kanal içerisinde bu 15 dakikalık grafik bu arada yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini görüyoruz tabi yarın açılışta eğer ki eksiyle açılırsa muhtemelen e, bu hareket düşen kanal içerisinde devam edebilir. Bunun olma ihtimalini artıran göstergelerse arkadaşlar 15 dakikalık grafiklerde RSI'nin yönünü aşağıya çevirmiş olması ve MACD'nin de sat sinyali üretmiş olması. Tabi saatlik grafiğe de bakmak lazım. Saatlik grafikte de RSI'nin yönünü aşağıya çevirmiş olması önemli. Diğer taraftan MACD'nin de Al sinyali üretmesi durumunda yani bu kırmızı çizginin eğiminde bir azalma söz konusu arkadaşlar. Yarınki açılış bence BIST 500 için çok önemli. 92.500 seviyelerinin altına sarkacak olursa bu takdirde bu düşen kanalın alt çizgisine kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Bu da saatler itibariyle arkadaşlar 90 bin puan seviyelerine denk geliyor. Tabii ki bir anda gelmeyebilir buraya ama 91.200 puan seviyesi çok önemli. Buranın aşağıya kırılması söz konusu olursa 91.200 puanın o takdirde 90 bin puan seviyelerine doğru bir düşüş yaşanabilir. Eğer yarın artıyla açılacak olursa bu düşen trend çizgisinin üzerinde hareketler olursa o takdirde de böyle bir yükselen kanalın içerisinde hareket etme ihtimalimizin yüksek olduğunu akılda tutabiliriz arkadaşlar. Buna göre değerlendirebiliriz. Tabii ki bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Hemen dolar endeksinin teknik analizini yapalım arkadaşlar hep birlikte. Dolar endeksinde de bu sene Ocak ayından itibaren başlamış olan bu şekilde bir yükselen kanal içerisinde hareket ettiğime daha önceki videolarda da sizlere anlatmıştım. Twitter'da da paylaşmıştım bu bilgiyi. Ve bu kanal içerisindeki hareketinde son zamanlarda çok sert bir yükselişin yaşandığı da belli. Orta çizgisi seviyesinde, kanalın orta çizgisi seviyesinde dirençle karşılaşılması muhtemeldir diye eee ve bu seviyenin de 97-70 seviyelerinde olduğunu belirtmiştim. Burada gerçekten de dirençle karşılaşmış gözüküyor şu an itibariyle yani bugün itibariyle ve yine euro dolar paritesiyle ilgili dün Twitter'da yapmış olduğum paylaşımda da 1.12 seviyelerinden belki bir tepki yükselişi gelebileceğini ifade etmiştim aslında. E, dolar endeksindeki bu dirençle karşılaşma durumundan yola çıkarak bu yorumu yapmıştım ben. Çok kuvvetli destek diye bahsetmiştim. Tabii dolar endeksinde şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Bu iki zirveye bakın. Yeni zirve son yapılan zirve 97.70 seviyelerinde oluştu ve bir öncekine göre daha yüksek seviyede. Ancak RSI bunu desteklemiyor arkadaşlar. Dün itibariyle RSI'de oluşan zirve dikkate alındığı zaman ve dolar endeksindeki bu hareketle dikkate alındığı zaman bu ikisi arasında dolar endeksiyle RSI arasında negatif bir uyumsuzluğun olduğu açık. Dolar endeksindeki gelişme bugünden sonra belki e, gündeme gelebilir. Tabii bunun olma ihtimalini biraz daha dar ölçekte 60 dakikalık grafikte bakalım, Bir saatlik grafikte. Şöyle bir yükselen trend çizgisi var arkadaşlar. Bu yükselen trend çizgisinin takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda dolar endeksi için bu yükselen trend çizgisinin bir paralelini alır da yukarıya taşırsak burada da saatlik grafikte aslında bir kanal içerisinde, yükselen bir kanal içerisinde hareket ettiğini de görüyoruz. Diğer taraftan saatlik grafikte şu seviye çok önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Burası aynı zamanda 50 saatlik üstel hareketli ortalamanın geçtiği seviye olması açısından da çok önemli ve bir önce görülmüş olan dip seviye olması açısından da önemli. Dolayısıyla Dolayısıyla bu seviye kırılması söz konusu olursa yani dolar endeksinde 97.2 puan seviyesi aşağıya kırılacak olursa o takdirde 97 onlara doğru bir gevşeme söz konusu olacaktır. 97.10 ya da 97 20 aralığı önümüzdeki saatlerde ilerleyen saatlerde daha yüksek puanlara denk geleceği de düşünülürse bu seviyenin aşağıya kırılması söz konusu olursa ilk etapta 100 saatlik üstel hareketli ortalamanın da geçtiği 97 seviyeleri gündeme gelebilir. Buranın da aşağıya kırılması durumunda arkadaşlar o o zaman günlük grafiğe de bakarsak eğer bu e, yükselen kanal içerisindeki orta çizgisi seviyesinden e, dirençle karşılaştığı sonucu ortaya çıkar ve e, bu seviyeden de kanalın alt çizgisine doğru ya da bu 50 günlük üstel hareketli ortalamaların geçtiği 95.996 seviyelerine doğru bir gelişme söz konusu olabilir. O takdirde de takip edilmesinde fayda olduğunu düşündüğüm yükselen trend çizgisi budur. Önümüzdeki günler itibariyle bu yükselen trend çizgisi de bize 96 puan seviyelerinde destek gösterebilir arkadaşlar. Dolar endeksi ile ilgili bu bilginin ışığı altında hemen Euro-Dolar paritesinin teknik analizini yapalım. Euro dolar paritesinde şu seviyelerden geçen bir trend çizgisi var arkadaşlar. Ben bunu dün Twitter'da paylaşmıştım ve burası da 1.1220 seviyelerine denk geliyordu. Gerçekten de dün akşam itibariyle 1.1220 seviyelerinden aldığı destekle 1.1216 oldu ama kapanış oralara gelmedi. Yönü yukarıya çevirdi. Bir tepki hareketi yaşanıyor aslında şu anda. Çok ilginç bir şekilde aslında Euro dolar paritesinde bu düşen kanalın Dolar endeksindeki düşen kanalın hemen hemen neredeyse tersi şeklinde olduğunu görüyoruz. Aslında bu da beklenir gerçi. Bu düşen kanalın orta çizgisi seviyelerine kadar belki bir yükseliş söz konusu olabilir tabii. Dolar endeksi de buradaki euro dolar paritesinde işte Japon yeni ya da pound dolar paritesi gibi bu paritelerden elde edilen verilere göre hesaplanan bir şey de dolar endeksi. Dolayısıyla aslında bu euro dolar paritesindeki hareket dolar endeksindeki değeri ortaya çıkaran bileşenlerden birisi. Bu yükselişin dirençle karşılaşacağı yer arkadaşlar 1.13 seviyeleri. Eğer 1.13 seviyesini yukarı doğru kıracak olursa 1.1320 seviyelerinde yaklaşık dirençle karşılaşması muhtemeldir. Bu seviyenin de yukarıya kırılması söz konusu olursa 1.1430 seviyelerine doğru 1.14 seviyelerine doğru euro dolar paritesinde bir yükseliş söz konusu olabilir. Euro dolar paritesinde pozitif bir uyumsuzluk var. Dolar endeksindeki negatif uyumsuzluğa ters bir şekilde. Burada yeni dip oluşan yeni dip arkadaşlar bir önceki dipten daha aşağı seviyede ancak Arisa'ya baktığımız zaman da Arisa'nın yeni dip seviyelerini onaylamadığını görüyoruz. Dolayısıyla euro dolar paritesindeki bu tepki yükselişinin devamı beklenebilir ama tabii ki yatırım tavsiyesi de değil. Hemen ons altını inceleyelim şimdi. Ons altında da yine dün paylaştığım gibi bir yükselen kanal içerisinde hareket ettiğimizi hatırlayalım. Ee, burada şu şekilde bunun eğer paralelini alırsak ve taşırsak yukarıya bu kanal içerisindeki hareket çok net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Bu kanalın alt çizgisinde bulunmuş olması yine çok önemliydi dün için. Bu alt çizgisinin geçtiği seviyelerde 1198 dolar seviyeleriydi ons altın için ve bu 1198 dolar seviyelerinden aldığı destekle yönünü yukarıya çevirmiş gibi gözüküyor ve 1205 dolar seviyelerine doğru yöneldi şu an itibariyle. 1203 dolar seviyelerinde ama bugün 1205 dolar seviyelerine kadar yükseldi arkadaşlar. Tabi bu yükselişin bu tepki hareketin devam etmesi durumunda 50 günlük üste hareketli ortalamanın geçtiği seviye olan 1216 dolar seviyesine doğru bir hareket söz konusu olabilir. Aresayda da e, şu şekilde bir yükselen kanal içerisinde hareket ettiğimiz açıktır arkadaşlar. Ons altın için bunu uzattığımız zaman böyle bir yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Bu arada MACD'nin sat sinyali üretiyor olması buna devam ediyor olması ve sıfır seviyelerine gelmiş olması olumsuz bir durum. ONS altın için takip edilmesi gereken düşen trend çizgisi budur arkadaşlar. Bu düşen trend çizgisi yukarıya kırılmadığı sürece kısa vadedeki düşen hareket devam ediyor anlamına gelir. Tabi bu yükselen kanal ve bu düşen trend çizgisi arasında sıkışma da yaşanabilir. Bunu da önümüzdeki günler itibariyle e, takip etmeye devam edeceğiz. Son olarak da dolar tl'nin teknik analizini yapalım arkadaşlar. Ee, burada bahsetmiş olduğum şu düşen trend çizgisi hala devam ediyor. Bu orta vadeli bir düşen trend çizgisi arkadaşlar. Ben yaklaşık bir buçuk ay kadar önce 4 Ekim'de yayınlamış olduğum videolarda şöyle bir Omuz baş omuz formasyonunun olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar ve bu omuz baş omuz formasyonunun da formasyon hedefinin 5.30 seviyelerinde olduğunu bahsetmiştim sizlere. 6.20 seviyelerindeyken ve bu da tam olarak da 5.30 seviyelerine hedefini buldu. Dolar TL grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar burada 5.30 seviyeleri görüldükten sonra da yukarı yönde bir tepki hareketi yaşanıyor şu anda aslında. Neden tepki hareketi? Bu düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılmadığı sürece yaşayacağımız her türlü yükseliş tepkidir arkadaşlar. Ama bu düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılacak olursa o zaman Orta vadeli düşen trend bitmiştir diyeceğiz ve yeni bir yükselişten başlayacağız ve yeni direnç seviyelerimizi e, hep birlikte belirleyeceğiz. Tabi dolar tl'nin bu son 3 gün itibariyle hareketine baktığımız zaman da 100 günlük üstel hareketli ortalamayı geçemediğini ve tam olarak da bu 100 günlük üstel hareketli ortalamayı sürekli test ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bugün itibariyle 100 günlük üstel hareketli ortalama yine 5.54.50 seviyelerinden geçiyor. Bu 5.54 e, seviyeleri, 5. 5.55 seviyeleri yukarı kırılmalı ki düşen trend çizgisi test edilebilsin. Düşen trend çizgisinin de bugün itibariyle direnç göstereceği seviye 5.60 seviyeleri. Yarına gelirsek eğer arkadaşlar yarın için bu düşen trend çizgisinin direnç göstereceği seviyenin de 5.58 seviyesi olduğunu görüyoruz. E, bu önemli bir ayrıntı bence. Eğer burası yukarı kırılacak olursa o takdirde üst, yukarıdaki dirençleri konuşacağız. Tabi RSI'de şöyle bir düşen trend çizgisi kırıldı yukarıya doğru. Ancak arkadaşlar bunun kırılmış olması bizim Orta vadeli düşen trendimizin kırıldığı anlamına gelmiyor çünkü bu düşen trend çizgisinin bir paralelini alıp da bu 7.23'lerin görüldüğü günden itibaren çekersek belki de bugün itibariyle RSI gördüğü en yüksek değeri görmüş olacak son birkaç haftalık değer için ve belki de buradan geri dönecek. Buranın zaten yukarıya kırılması söz konusu olursa yarın itibariyle ve o seviyelerde kalabilirse muhtemelen de bu orta vadeli düşen trend çizgisi yukarı yönde kırılmış olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama şu an için henüz bununla ilgili bir işaret yok. Diğer taraftan MACD'nin günlük grafikte al üretmeye devam etmesi ilginç. Al sinyali üretmeye devam ediyor ama henüz Bizim bu düşen trend çizgimiz kırılmadığı için MACD'de de bu al sinyali her an sat sinyaline de dönebilir arkadaşlar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Dolar TL ile ilgili arkadaşlar takip edilmesinde fayda olduğunu düşündüğüm seviyeleri de şu şekilde özetleyeyim size. Şöyle bir yükselen trend çizgimiz mevcut. Bu yükselen trend çizgisinin eğer bir paralelini alırsak yine Bir kanal içerisinde saatlik grafikte Kanal içerisinde hareket ettiğimizi görüyoruz. Yine yani bunun bir paralelini daha alırsak orta çizgisi seviyelerinde karşılaşacağımız direnç seviyelerinin 552 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bu 552 seviyeleri aslında birkaç farklı açıdan önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada daha önceden test edilmiş direnç seviyesi olması açısından da önemli. Dolayısıyla buranın yukarıya kırılması söz konusu olursa, o zaman düşen trend çizgisinin test edilmesi söz konusu olabilir. Bu da yarın için 558 gibi değerli gösteriyor. Gün sonu itibariyle borsa, altın, dolar endeksi, euro dolar paritesi ve dolar TL ile ilgili değerlendirmelerim benim şu anlık bu kadar arkadaşlar şu an için. Beni desteklediğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle kalın.